Hepinize yeni bir videomdan merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlar. Hepiniz nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben de bugün nereye gidiyorum biliyor musunuz? Rahmetli anneanneciğimin evin önünde kürek yemişi vardı. Bu sene var mı yok mu hiç bilmiyorum. Hani işte torunlardan falan toplayan oldu mu, çocuklardan bilmiyorum. Şöyle gideceğim, bir varsa biraz kürek yemişi toplayacağım sizlerle beraber. Kürek yemişi de frenk yemişi de olarak biliniyor ama biz genelde Akdeniz bölgesinde kürek yemiş olarak biliriz. Yani yaprakları kürek şeklini aldığı için kürek yemişi deriz biz. Ama biraz sosyetik adıyla da sanırım frenk yemiş olarak biliniyor. Dikenli bir meyvedir. Herkes bilmiyor bu meyveyi arkadaşlar. Mesela Akdeniz bölgesinde çok fazla oluyor ama başka taraflarda, ne taraflarda oluyor bilmiyorum. Sizin o taraflarda oluyor mu mesela? Hangi şehirde daha çok olur? Bu konuda beni bilgilendirirseniz bu videoda, hem de arkadaşlarım da izlemiş olurlar mesela. Şimdi toplaması da bayağı bir eziyetli. Yemesi güzel olup da ama toplaması zor olan bir meyvedir bu kürek yemişi. Ben maşa aldım, maşayla toplayacağım. Bir de ablam cipsi poşetiyle topladı geçen gün. Ülker'in köy hayatı. Ablamın videosunda gördüm, şeyle topladı, cipsi poşetiyle topladı ve elime hiçbir şey batmadı gülüm dedi. Hani sen de öyle yap dedi. Evde cipsi poşeti bulamadım. Çöpe baktım, çöpte de yok. Annem gülüm oraya baktım. Çocukların önceki yiyip de attıklarından var mı diyerekten baktım ama bulamadım canlar. O yüzden şimdi gidip de markete cipsi alana kadar dedim neyse ben maşayla alayım varsa eğer dedim. Bilmiyorum var mı yok mu, kurek yemiş onu da bilmiyorum. O yüzden şöyle maşamı aldım, kovamı da aldım. Şimdi gidiyorum, anneannem gelin o tarafa doğru gideceğim. Orada görüşürüz canlar. Evet, geldik. Vallahi şu an gördüğüm kadarıyla var. Bir kısmında var ama alabilirim. Alınacak yerlerinde de var. Evet, vermiş bayağı. Şöyle kovamı ve maşamı da alayım. Göstereyim sizlere de. Geçen yıl da toplamıştık sizinle beraber. Hatırlıyor musunuz? Geçen yıl, tam bir yıl önceki videolarımda vardır. Şu taraflar bayağı ermiş. Şu kısımdan toplayabilir miyim? Maşamın yettiği yere kadar toplayacağım artık. Çünkü çok korkuyorum. Ben bunun dikenleri var ya. Dediğim gibi işte ablam cips poşetiyle toplamış. Ve eline hiç batmadı gülüm dedi. Onun demek ki, hatta ona da bir takipçilerinden bir tanesi önermiş. Ay, şurada cimcim arısı var. O tarafa çok yanaşmayayım. Bakın yuvası var. Yuvası var orada. Geçen yıl ben incir toplayacağım derken cimcim arısı tam yüzümden sokmuştu. O yüzden yüzüme çarpıp geçmişti, sokmuştu. O yüzden acısını bilirim. O tarafa yanaşmayayım. Sadece şuradan alayım. Bir de arka tarafında var mı bakalım. Burada sultan yengem gelin kümesi mi var herhalde. Koyunları var. Ha, kızlara bakın. Allah, şunlara bak. Ay, susadınız mı siz? Var mı suyunuz? Ha, suları var. Ay çirkin, şunlara bak sen. Çikin çikinler değil mi? Ay maşallah. Allah. Allah. Hay Allah'ım ya. Sen neler yaratıyorsun ya Rabbim. Çikinler. Çıkaracak beni zannetti herhalde onlar da. Şöyle kovamı alayım. Arka tarafa geçeyim. Şu arka tarafı sanki daha aşağıda. Şu tarafı alabilirim. Bu tarafta daha güzel. Neyse bu taraftan alayım biraz. Canlar. Şöyle kova getirdim bir tane. Sizler tripoda koyayım. Sizlerle beraber şöyle toplayalım. Hatta sizleri tripoda koymadan önce şöyle sizlere arkadaşlar yakından bir göstereyim şöyle. Frenk yemişlerinin dikenlerini ve asla bunu pazarda falan gördüğünüz zaman sakın dokunmayın canlar. Pazarlarda falan satılıyor bunlar. Bakın görüyorsunuz değil mi? Küçücük dikenler, şu siyahların içi hep diken olur.
girdiği zaman elinize yani bayağı 3-4 gün falan çıkmayabilir. Çıkaramazsanız da apse yapar orada. O yüzden bayağı yemesi zahmetli bir meyve. Maşayla da zor oluyor ama şöyle yavaşça zedelemeden alabildiklerimi alacağım bu şekilde. Bazıları kopmuyor. Dediğim gibi şey olsaydı, cipsi poşeti aradım, oralarda cipsi poşeti bulamadım. Ablama baktım bir ablamın videosunda. Şöyle hemen tutuveriyor, çeviriyor. Tutuveriyor, çeviriyor. Hem zedelenmiyor hiç. Neyse artık şimdi poşet aramaya gittim dedim. Şöyle alabildiğim kadar şöyle şeyle, maşayla alacağım. Sanırım bu sene daha anneannemin torunlarından gelen olmamış herhalde. Genelde torunlardan da toplayan olur ama ha bakın bakın şuralardan toplanmış. Şuralardan toplanmış, gelen olmuş sanırım. Yani şimdi ben biraz toplayayım. Sonuçta bir torunu ben değilim ya. Diğer torunlar gelirse onlar da toplarlar. Şöyle biraz şunlar güzel. Şuradan alayım. Ay işine bakın pek güzel. Bir de herkesin, her yerin kürek yemişi güzel olmaz. Anneannemin bu çok tatlı olur. Tatlı olur anneannemin. Yavan olmaz tadı. Mesela nasıl? Nasıl hani bir incir mesela başka hani normal bir incir bir pazardan aldığınızda biri tatlı oluyor, biri tatsız oluyor. Hani yavan oluyorsa mesela şeftali. Hepsinin de ağacı ayrı olanın tadı ayrı olur derler ya. O hesap. O yüzden bu anneannem kürek yemişi güzel olur. Bundan biraz da şeye götüreceğim. Hocamın kızına Ebrar'a götüreceğim. Ebrar çok seviyormuş bunu. Rahmetlik anneanneciğimin uğruna değsin diyerekten. Biraz Ebrar'a götüreceğim. Özlem hocama götüreceğim. Kovayı doldurduğum zaman birazını da onlara alacağım. Rahmetlik anneanneciğimin uğruna değsin. Eskiden anneanneciğim olaydı. Bu kürek yemişi bu kadar yayılır mıydı? Bir baksanıza. Anneanneciğimin evi hala duruyor. Şöyle kışın girelim içine de sizlere bir göstereyim. Daha bundan 200 sene önceki videolarımda vardı. Anneanneciğim sağ olaydı. Bu kürek yemişleri bu kadar böyle tarlayı bürür müydü? Bürümezdi. Sadece evinin önünde şöyle bir dalı vardı anneannemin. Etrafına yayıldığı zaman onları keserdi. Sadece bir ağaç yapardı. Ama tabii bakımsızlıktan baksanıza tarlanın yarısını almış gelmiş yani kürek yemişleri. Ne yapsın? Ne yapsın diyorum işte. Olsaydı böyle olmazdı. Böyle tarlanın her tarafını almazdı yani. Ne derler ona? Ölenin malı olmaz derler ya o hesap artık. Neyse bakalım. Anneanneciğimin uğruna değsin. Tek başıma yemeyeyim. Düştü. Korkuyorum da dikenlerinden biliyor musun? Oo çok sıcak. Güneşten var ya. Şimdi canlar toplayabilirsem eğer biraz da Fatoş'a götüreceğim. Fatoş'la biz eskiden buradan çok kürek yemişi topladık. Çocukken Antalya'dan geldiği zaman anneannemin kürek yemişine gelirdik buradan. Kovayla toplardık. Giderdik evde yıkardık. Bolca soyardık. O da çok güzel soyar. Kürek yemişini soymasını çok iyi bilir. Hani herkes de soyamaz kürek yemişini. Biz çocukluktan içinde olduğumuz için soyması da yemesini de çok seviyoruz. Eğer ki toplayabilirsem ona da götüreceğim. İkizleri var onun da. Bir tane de oğluşu var. 3 tane. O hani belki gelemeyebilir çocuklarla diye. Eğer unutmazsam götürebilirsem topladıktan sonra ona da götüreceğim inşallah. Fatoş'a da götüreceğim. Teyzemin torununa. Benim çocukluk arkadaşıma. Canlar o da çok seviyor. Her yıl muhakkak kürek yemişine buraya geldiğim zaman hep aklıma gelir. Hep götürmek isterim ama götüremem. İnşallah bu sefer götüreceğim.
İnşallah bu sefer götürebilirsem, toplayabilirsem götüreceğim ona. Şurası çok güzel. Oradan toplayacağım.
Şimdi şöyle bir kova topladım. İki tane kova getirmiştim. Bir tane daha alacağım canlar. Şu kısmı alsam zaten şuralarda falan da vardı. Onlar merdiven koymayınca falan alınmaz. Şu tarafta var. Arka tarafı var. Onlar da artık diğer torunlar ya da almak isteyen olursa alır artık. Çünkü bana yeter bu kadar ya diye düşünüyorum. Gerçi her sene benden başka sanırım toplayan da yok diyecektim ama şurada toplanmış. Toplayan olmuş yani, gelip de alan olmuş. Şöyle şuradan bir pakır daha çıkar diye düşünüyorum. Şimdi şöyle kürek yemişlerimi getirdim. Vallahi iki kova topladım ama şu halime bir bakın. Var ya, her yerim diken oldu. Tam son kovamı 3-5 tane daha alayım, doldurayım derken kürek yemişinin bir tanesi maşamdan kaydı. Üzerime düşmesin derken elime, koluma, üstüme, her yerime geldi. Şu boynum falan diken oldu şu an. Şu kollarım. Tam son anda dikenler. Oh, Allah, gülü seven dikenine katlanıyor derler ya. Şöyle bir kovasını, dediğim gibi, arkadaşıma vereceğim, bir yere daha vereceğim, bir de hocamıza götüreceğim, çocuğu çok seviyor diye bir kovasını da soyacağım. Annemgil de çok sever, onları dolaba koyacağım, dolaptan yesinler, ben de yerim biraz. Böyle canlar. Bugünkü videom böyle olsun. Şimdi bunları soymak isterdim biraz ama şu an çok yoruldum canlar. Bunu belki ayrı kürek yemişi soyma videosu olarak ayrı bir atarım sizlere. Hani bizim soyma usulümüzü hem bilmeyen arkadaşlarımıza yönelik bir video olur canlar. Vallahi var ya, su da götürmemişim. Şöyle dilim damağım kurudu. Ömer, bana bir bardak su versene olur. Hadi paşam. Çocukları da götüreyim dedi. Anne sıcak dedi. Onlar dedim, hadi dedi, boş ver. Hadi sıcakla gitmeyin siz dedim. Bakın çenemde bile sanki şuralar batıyor. Şuraya da düşmüş. Hayır, tam topladım. Samson şeylerime de toplayayım derken o zaman bir tanesi düşmesi her yerimi diken etti. Bakın şu işaret parmağımın ucu hep diken. Şöyle yandan bakarsanız görürsünüz. Şimdi videomu kapatacağım, bu dikenleri çıkarmayla uğraşacağım. Neyse, şöyle dediğim gibi bir kovasından biraz daha fazla olabilir. Çünkü ben de çok seviyorum. Birazını dolaba soyup koyacağım. Birazını annem gibi soyup koyacağım. Birazını da yeriz. Kovanın bir kovadan ısının birazını da götürürüm herhalde. Oh canlar. Hepinize bir dahaki videolarımda görüşürüz inşallah canlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Şöyle ben suyu getirdi oğlancım. Suyumu içeyim, ondan sonra bir dinleneyim. Hoşça kalın.